telefonunu. Ne telefonunu bu şey? Telefonunu al. Al. Ağzına sokar. Ağzına bu telefon. Telefona bak abi. Telefona bak abi. Gördün mü abi? Telefona bak. Şimdi arkadaşım dedi ki siz bu işten para kazanıyorsunuz. Kazanıyorsunuz efendim yani. Vallahi. Parasını alan konuşuyor bu devirde. Parasını alan iktidarın yanında. Parasını alan muhalefetin yanında. Abi şimdi şöyle bir şey. Sen çok partiyle hayata geçmişsin ama çok partiden de yolunu buluyorsun değerli Abdülkadir. Yok. Tamam lan eğer ben günlük 100 bin lira kazanıyorsam. Aylık mı? Ben mi? 100 bin lira mı? Yani şu an. Ne yaptın ya? Yok. Ben mi? Aylık, benim aylık gelirim giderimden daha az. Çok şaibeli konuşuyorsunuz ve miktar vermiyorsunuz. Dürüst değilsiniz. Abi, dürüst değilsiniz. Bir dakika, ben para kazanmıyorum. Çalışmıyorum bile. Oturduğun yerde reklam yapıp para kazanıyorum. Kime reklam kazanıyorum? Kime reklam yapıyorum ben? Abi her şey... Kime reklam yaptım ha izleyenler var? Her şey çok paradan alınıyor. Burada yok, şimdi yok. Bir işçiyi de siz hakir görüyorsunuz. Yok. Yani bunu demek abi. İstiyoruz. Abi. Bak abi gelirin var mı amca? Gelirin yok mu abi? Buradan mı para kazanıyorsun? Bence çok güzel iş. Bak vereceğim mesleği abi seni teslim ediyorum. ben de çok iyisin abi. Değerli izleyenler, Diyan Mehmet ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Her şey olacağına varır programıyla sizlerle beraberiz. Bugün konuğum araştırmacı yazar Abdülkadir Karabağ. Tam noktamız valiliğin karşısı, arka planda 18 katlı binamız. Hemen gündem maddelerine geçmek istiyorum. Dolu bir gündem maddemiz var. Her şimdi, zaman olduğu gibi... Öncelikle bir şey diyeceğim. Şu an halkın içindeyiz. Evet, tam anlamıyla. Bunu kimse yapmıyor arkadaşlar. Şu an halkın içinde olan bizleriz. Bize çok büyük desteklemeniz lazım. Buna çok ihtiyacımız var. Lütfen. Bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Hemen unutmadan abone olabilirsiniz. Hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Faiz düşürülmeli mi, düşürülmeli mi? Bence faiz düşürülmeli. Hatta %5, %1'e faiz düşürülecek ki iş oranı artacak. İş oranı artacak ki işçiler aç kalacak. İşçiler aç kaldıkça ne olacak abi? Halk geçinmeyi öğrenecek. Doğrusu halkın geçinmeyi öğrenmesidir abi. İşte yok şu geçinemiyorum. Yalan abi. Bunlar zaten yok. Zam olayı da yalan. Bunların hepsi zam çıktı. Ben bunu daha önceki programda açıkladım. Bunlar zam çıktı. Yani kimse kusura bakmasın. Bana burada kimse fakir ayağı yapmasın yani. Etrafı görüyoruz abi. Yani şöyle bir baktığımızda. Peki sorun faizde mi? Abi ya, şimdi faiz dedim ki faiz düşürülmezse. Şimdi o gün bir haber gördüm. İşte... Edirne sınır kapısından bizim turlarımızı gidiyor. Evet. Bunların hepsi neden? Faiz düşürüldüğü için. Faiz düşürülürse ne oluyor? İş artıyor. Halk aç kalıyor falan filan ama yani bunlar önemli şeyler değil. Yani o Edirne'deki sınır kapısındaki sıranın oluşumu Türk parasının değersizleştiğinden değil. Ya Türk parası ya şimdi değersizleşmiyor zaten. Şimdi o nasıl iş değersizleşmiyor? Ya, tabii ki değer artıyor Türk parasının ya. Çoğalıyor abi. Bir şey çoğalıyorsa değer artıyor demektir. Ben mi yanlış biliyorum? Peki dolardan konu açıldı. Evet dolardan. Dolar neye bağlı? Yani neden yükseliyor? Şimdi, dolar kime bağlı? Şimdi biz diyelim ki dolarla Türk lirası aynı konumda, tamam mı? Evet. Dolarla Türk lirası aynı konumda diyelim. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Nasıl değişmeyecek ya? Ya tabii ki değişmeyecek. Abi şimdi dolar yükselmezse biz gelişemeyeceğiz. Doların yüksek olması lazım ki işçi artsın. Biz geçinmeyi öğrenemeyeceğiz başka türlü. Yani geçinemiyor muyuz? Geçinebiliyoruz ama biz geçinemiyoruz diyoruz. Yani bu burada bir şey var. Sürekli bir tarafçılık var. O da yanlış bir şey zaten. Bunu biliyoruz. Yani nasıl geçinemiyoruz? Ya da nasıl geçiniyoruz? Ya abi kıt kanaat geçiniyoruz işte ne güzel. Kıt kanaat geçinmek... Sizce yani bir çok insanın önemli. Hak edeceği bir şey mi? Bence hak edeceği bir şey. Yani ben öyle geçiniyorum. Ben öyle geçiniyorsam herkes hak ediyordur. Yani şimdi soru neydi tam olarak? Dolar neye bağlı? Dolar Türkiye'nin ekonomisine bağlı olduğu kadar Amerika'nın ekonomisine de bağlı. Yani biz ne kadar çok iş de yapabilsek, ne kadar çok dışa bağlantımızı kessek de dolar yine yükselecek. Dolar yükselecek ki halk aç kalacak dediğim dava. Halk aç kalacak ki geçinmeyi öğreneceğiz. Yaşamak dediğim şey parayla olmuyor zaten. Yani, olmuyor. Mutluluk parayla satın alınabiliyor mu? Gökhan, mutluluk parayla satın alınabiliyor mu? Alınamıyor abi.
Ya şuradan çevirin birini sorun abi, inanmıyorsun. Ama en azından bir barakada ağlamaktansa ya, sarayda ağlamayı yeğlerim ya, yok, diye bir söz vardır. Sarayda insan çok yalnız kalır. Ya kocaman odası var, düşün yani. Hani saray harbiden zor. Öncelikle bunu kabullenin yani. Küçük ev her zaman daha iyidir. Az önce kıt kanaat geçiniyorum dediniz. Evet. Peki bir insanın ya da bir evin, hanenin geçinmesi için ne kadar miktar olması lazım? Ha, askeri ücret gibi bir soru. Ona da bağlayabiliriz. Ha, yani şimdi yeni bir açıklama yapmışlar. İşte askeri ücret işte 4000'in altında olmayacak. İşte 3000'in altında olmayacak. Fazla abi. Ya, askeri ücret fazla mı yani? Fazla yani, bazı adamlar bir de yani zam falan yapacağım diyor. Yani bu yani ayıptır söylemesi ama iyi bir durum değil. Yani askeri ücret 10 bin lira da olsa aynı olacak. Ne kadar olmalı askeri ücret? Bence askeri ücret bak, bekarlara 1,5. Sadece 1500 TL. 1500 aynı. Ekmek 2,5 lira oldu yani, ya, bunun farkında bir dakika, mısınız? Bir dakika, bir dakika. 1500 bir dakika lira. Önce askeri ücreti konuşalım, ekmeğe geçeceğiz. Bekar 1,5 alsın, evli 2000 lira alsın. Yeter abi. Ev kiraları aldı başına gidiyor. Ya abi şimdi hemen evlendikten sonra hemen eve mi taşın? Önce biraz kadın kendi anasının babasının evinde otursun. Oğlan anasının babasının evinde otursun. Yani ne var yani? 2000 lira olsun diyorsunuz. 2000 evli lira. Evli bir evli, kişinin evli maaşı 2000 lira. Aynen öyle. Fazla. Peki zaten yatılı bölgede 5000 lira olan, 4000 lira olan evlerin kirası var. İşte bak, bunların tüm sebebi insanların cebinde parası olduğunu düşündükleri için artıyor. Şimdi emlakçı veyahut da ev satan bilse ki, şimdi diyelim ki benim evim 200 bin lira şu an. Ben sana satacağım. Derim ki lan bu adamın 200 bini var. Tabii 200 bine satarım ama senin cebinde 1000 lira olsa derim ki bu adam alamaz. Ben bunu satmayayım en iyisi. Veyahut da 1000 liraya satayım. Bu mantıktır abi. Mantık bu. Askeri ücret sizin görüşünüzde 2000 lira olması lazım. Yükselmesi değil, saçmalık. Düşmesi. Ha, düşmesi lazım. Bak düşsün, halk nasıl ayaklanıyor, kendine geliyor, nasıl toparlanıyor birden. Ciddiyim sana. Halk, yani halkın durumu şu an çok iyi. Düşünürsek halkın çok daha iyi. Halkın durumunu neresi iyi ya? Halk... Abi çek. Sor. Sor abi, çevir birini. Ya şu anda çekimi bölmek istemiyorum. Bana açım demesinler lütfen. Ya bunu demeyin abi. Kimse aç değil de. Açız ya. Ne ama et yani? Yemeyen evler var. Ya abi bunlar abi, ne olacak? Et yerine ıspanak yesinler. Peki yani lezzet aynı mı? Aynı. Abdülkadir. Abi aynı. Abi yapma ya. Aynı çoğu aile, olmasa. Çoğu aile. Evet. Ekmek 2,5 lira oldu. 1,5'tan 2 oldu. Bir ay sonra 2,5 şimdi lira oldu. Şimdi ekmeğe gelelim. Abi ekmek dediğimiz dava şu. Şimdi Türk masasında olmazsa olmaz ekmektir. Doğru mu? Evet. Masada ekmek daim olacak. E bu ekmeği 1,5 da yapsan alıyorlar. 2,5 da yapsan alıyorlar. E bu fırıncılar ne kazansın abi? Yani ne kazansın? 2,5 o yüzden. Ben bu arada halkı da destekliyorum. 2,5 olduğu için isyan falan eden varsa doğrudur. Ha, fırıncıları da destekliyorum. Neden? Çünkü onların da para kazanması lazım. Şimdi yani ortak olmak lazım. Bir şey diyemiyoruz çünkü ha, un fiyatları aldı başına ya, gitti. Bak o unun fiyat artması gayet normal. Abi un dediğim şey değerli nimet ya. Değirmenlerde falan ben bakıyorum, millet üstüne falan basıyor abi. Bak bundan sonra değirmenden daha temiz olacak. Neden? Çünkü değer art. Her şey daha güzel olacak. Zaten programın adı da o. Her şey olacağına var. Her peki ekmek bu gidişle kaç para olacak, bir görüşünüz ya, ekmek, var mı? Ekmek bence 5 lira olsun. 5 lira olsun. Tabii ki bak, obezite artıyor abi. Ekmek yemesin abi kimse yani. Kusura bakmayın ekmek yemeyin abi. Ekmek yemesinler, ne yesinler? Bu abi, millet ekmek yerine bak, maydanoz var bak. Maydanoz var. Maydanoz kaç para topu? 2 lira. Ya yani yok abi, ben şuradan 1 liraya alıyorum. Nerede 2 liraya? Nereden alıyorsunuz? Abi çöplükten bak, mi topluyorsunuz? Saçmalama yani. Yapmayın adam ya, bak. 1 liraya maydanoz mu kaldı? Atıyorlar 1,250'ye topu var ya. Abi nereden bak şimdi? Bizim orada bir nahar önü var. Biliyor musun nahar önü? Orada bir manavcı... Halep çarşısı, evet. Ha, aynen Halep çarşısı. Evet. Orada bir belgesel çeksek Türk bulamayız. Türk bulamadığımız için orası Halep oluyor. Peki bizim orada... Şimdi daha konuyu da dağıtmamak istemiyorum. Ha. Yani maydanoza 1,25 dediniz. Ekmek evet, 5 lira olsun dediniz. Bak ekmek 5 lira olursa maydanoz fiyatı düşer. Niye? Maydanozu alın. Bak maydanozu alırlar. Bu da ne demek oluyor? Hem besleniriz. Ekmekten daha faydalı maydanoz. Bak arkadaşım biri geldi. Yanlış mıyım dostum? Ekmekten daha faydalı değil mi maydanoz? Değil mi? Yani bak evet dedi. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Ne iş yapıyorsun? Bak adam zengin. Fırıncı. Allah'ını seveyim sen. Ben işin her zaman yanındayım ama çok maaş alıyorsunuz. Kabullenin bunu. Ne kadar alıyorsun sen günlük? Var günlük 60 lira. Bir de sigorta var. Adam günlük 60 lira artı sigorta alıyor. Var mı böyle bir iş bu devirde? Herkes 60 böyle... lira
Abi bu devirde yani az para. Çok az para. Ya neresi az para? O zaman niye çalışıyorsun kardeşim? Madem az para. Gel şöyle gel. Bu insanları mecburiyete ya sevk şimdi, ediyorlar şöyle, artık. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan neye mecbur olursa olsun yani. Biz bir şekilde yaşayıp gideceğiz. Yani. Ama sefalet içinde yaşamak. Ya abi bırak sefalet. Bak mutluluk dediğimiz dava tamam mı? Bizim yaşam kalitemizi yükseltir. Bir insanın mutlu olması için gereken şey para değil abi. Kimse kusura bakmasın. Şu çarşıda gördüğüm kimse fakir değil yani benim şu an. Peki maydanozdan manavdan alışveriş. Ha evet gelelim. Marketlerine abi. Girelim. Gel abi. Buralarda bir stokçuluk olayları dönüyor. Bildiğiniz üzere son zamanlarda da stokçuluklar arttı. Stokçuluk hakkında ne düşünüyorsun? Abi ben destekliyorum onları. Stokçuları destekliyorsun. Evet. Şimdi ben stokçuları niye destekliyorum? Hemen açıklayacağım. Stokçuları destekliyorum çünkü abi adamlar zengin. Adamlar zaten zengin, doğru mu? Zengin. Diyelim ki senin cebinde 10 bin lira para var. Sen bu 10 bin lira parayı 20 bin lira yapmak istemez misin? İsteriz mantıken. Bu adamlar bunu yapıyor. Ama neden 20 bin lira yapmak isterim? Neden? Daha iyi bir yaşam standardına uymak için. Ama zenginlerin buna ihtiyacı yok mu diyorsun? Bence zenginlerin fakirlerden daha çok ihtiyacı var. Nereye kadar ihtiyacı var? Yani abi, ömür boyunca gitsin. İnsanların nesil olarak 110 liraya 120 liraya aldığı yağa mı? Ya bak o da yanlış. Daha 1 litre yağ ne kadar olur şimdi? 30 lira. 5 litresi ne kadar? Orada da bir indirim uygulamışlar. Yani 110 lira 100 lira. 100 liranın üstünde. Şimdi bu stokçu abilerin bu yağı almasalardı kusura bakmayın yani. Bunlar bu kadar düşük olmazdı. Daha mı yüksek olmalı? Tabii yani daha yüksek olmalı. Abi yağ dediğimiz dava zaten 150 lira olacak 200 lira olacak ki. Bak milletin zayıflamaya ihtiyacı var. Sağlık abi sağlık. Lan şimdi, oğlum hepsi kanser yapıyor lan ya. Şunu söyleyeyim ben size. Yani yolda kimse 5 litre yağıyla dolaşamıyor. Bir yere dökülür, kırılır. Abi işte bak ben diyorum ben halkımızı sağlığa davet ediyorum. Abi trans yağ yemeyin ya. Ekmek abi. Yemeyin, yağ yemeyin. Aynen öyle. Ne yesin bu millet? Abi bak yeşillik yesin. Maydanı otla o zaman biz... Abi geçinebilir yani. Günümüzü geçireceğiz. Abi, akşam yemeğine ıspanak. Ya. Akşam... Yap. Sabah kahvaltısına ıspanak. Bak ekmeğin zararları var. Ispanak olmuş 10 lira. Nerede ıspanak 10 lira ya? Pazarlarda minimum ıspanak abi, 10 lira. Efendim dostum? Efendim? Evet. Olur. Olur kuru yersin abi. Halktan bir isyan geldi yağsız kuru yemek yersin, olur mu? Kuru yersin kuru. Ya yağsız yemek olur bak. Eğer sen yağ yemezsen, bundan 20 yıl sonra kansere veyahut da kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalin daha düşük. Ben mi? Şimdi arkadaşım dedi ki siz bu işten para kazanıyorsunuz. Kazanıyorsunuz yalan. Efendim yani. Yalan. Bir tane alıyorlar. Evet. Ama şimdi biz TikTok çekmiyoruz. Abi bak bunların hepsi yalan. Yani derdin nedir? Sen bak, de kazanıyorsun burada 30 yok, bin lira aylık. Yalan. Yani yanlış. Biz bunları gündeme getirmeyelim mi? Nereye gündeme? Parasını alan konuşuyor bu devirde. Doğru. Parasını alan iktidarın yanında. Parasını alan muhalefetin yanında. Abi şimdi şöyle bir şey var. Sen çok partili hayata geçmişsin ama çok partiden de yolunu buluyorsun değerli Abdülkadir. Yok o iş imkansız. Savunacaksın şimdi. 110 lira yağı, evet. Paranı alacaksın. Yok. Savunacaksın muhalefeti. Ya niye bu kadar pahalı diyeceksin. Paranı alacaksın. Senin olayın abi, bu. Abi bak birini çevir halktan tamam mı? Halktan bak kardeşim diyor ki ben diyor zam talep ediyorum diyor. Bu adamın zam alması hakkı mı? Hakkı tabii ki. Peki işverenin. 60 liraya bir günde peki, bu adam verenin. Ev geçindiriyor. Peki işverenin bu adama... Tamam lan eğer ben günlük 100 bin lira kazanıyorsam... Aylık. Aylık mı? Ben mi? 100 bin lira mı? Yani şu an ne yaptın ya? Yok. Bir bakın. Kırmızı. Ben mi? Aylık, benim aylık gelirim giderimden daha az. Çok şaibeli konuşuyorsunuz ve miktar vermiyorsunuz. Dürüst değilsiniz. Abi... Dürüst değilsin. Bir dakika. Bir dakika abi ben sorsam. Bak. Aylık kaç bin lira kazanıyorsun? Ben para kazanmıyorum. Çalışmıyorum bile ben. Oturduğun yerde reklam yapıp para kime çekmeyi... reklam kazanıyorsun? Kime reklam yapıyorum ben? Abi her şey. Kime her şey. Reklam yaptım ha izleyenler var. Her şey çok parada kalıyor. Yok, burada yok, şimdi yok. Bir işçiyi de siz hakir görüyorsunuz. Yok, 60 hakir lirasını görmedim. Fazla bir görüyorsunuz. Bir dakika. 60 lira uygun nedir? 60 lira neresi uygun? Uygun abi. Genç kardeşim. Kaç yaşındasın kardeşim? Çalışmak zorunda. Kaç yaşındasın? 16. Bu çocuk 16. Ben 16 yaşındaki bir çocuk çalıştırılmaya evet. Mahkum bırakılıyor. Abi bir dakika durur musun lütfen? Buyurun abi. Abim kaç para o tenekenin tanesi ne kadara geliyor?
Çok para kazanılıyor mu? Yani bunu demek istiyoruz. Abi. Bak abi. Gelirin var mı amca? Gelirin yok mu abi? Buradan mı para kazanıyorsun? Bence çok güzel iş. Bak geleceğin mesleği abim, seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar gördün yani mi? Şu anda adamla, bakın bak, bir her zaman çözüm üretiyoruz. İnsan aç olmazsa çözüm üretemeyecek. Ben bundan bahsediyorum size ya. Peki bu önce abinin açılık... bu amcanın buradaki tenekeyi alma gücü olmasa, ayakları rahatsız olsa. Tamam da bu tenekeyi kim alacak yoksa? Kim alacak abi? Peki o amca onu satıp evine ekmek alacak. O ekmeği kim alacak abi? Abi ekmek almasın. Bak ben az önce maydanoz alsın dedim. Marul alsın abi, dedim. Efendim sen canım. Ben fakirim. Her türlü iddiasımı da var. Fakir olsam böyle yeğenim mi? Çıkar telefonunu. Çıkar telefon. Cebindeki telefonu çıkar. Dikkatla. Ney telefonun? Huawei. Kaç model? Huawei iPhone 6. Kaç model? Ha, 2005. 2005 model. Evet. 2005'te Huawei yoktu lan. Benimki değişik biraz. Eski bir telefon. Bak eskiymiş. Ne oldu? Eski. Eskiymiş. Dokunmatik mi? Dokunmatik. Ya bu çocuk telefonla çıkarsa alacağım. Ne olacak ya? Ben karışmam ama çıkarsın. Ya çalışıp alın kendi parasıyla almış. Bana, kimseye abi, gökten telefon ben, yağmıyor bu ülkede. Ben, bak ben 16 yaşında cebime günlük 10 lira para koyuyordum. Sen 60 lira para koyuyorsun. Abi. Ya. Ve ülke gelişmiş mi oluyor? Evet gelişmiş oluyor. 50 lira fazla koyuyor benden. Ya bu çocuk kendi çabasıyla abi, kazanıyor. Abi, sen sana nereden geliyordu? Sen kazanıyor muydun 10 lira? İşte kazanmıyordu. Kazanmadı. O zamanlar bak, bu adam, gelişmişti ülkemiz. Bence bu adam 60 lirasını hak ediyor. Daha fazlasına gerek var mı? Bence yok. Sende mi? Sende var mı? Ben tamam, o zaman sen o kend, bak seni de bak seni de destekliyorum şimdi, ne yalan söyleyeyim. Seni de destekliyorum. Yani 60 liradan fazla istiyorsan iste. Bunun ama ha bir de ekmek 2,5 lira oldu ya şimdi. Ekmek 2,5 lira oldu ya. Evet. Hani nerede? Göster. İşçiye niye zam gelmiyor? Abi şimdi işçiye zam gelirse çalışmaz. Ben bundan bak çözüm üretemezsin. Çözüm üretemezsin. Adam çalışmazsa evet. Ya tamam sen şimdi niye çocuğun yani yüzük takmış takabilir. Kaç para kardeşim yüzük? Yüzük ne kadar? 60 lira. 60 lira mı? O mu 60 lira? 90 lira o yüzük. Yüzüğü 60 aldım. Ha top şeyler aldım. Bak onlar da piyasaya düşürüyor. Gümüşçü de o yüzük 90 lira, bunlar 60 liraya satıyor. Nedir bu? Aynı. Bunlar da stokçu. Ne ya bu adam devlet vergi vermek için adamları ondan alıyor. Alır. Şimdi yani şu anda siz gündemi değiştirdiniz. Suriyeliler mi? Evet. Suriyeliler ne yapacak abi? Aylık 10 bin lira gelir var. Ne var? 10 bin lira gelir. Nerede var gelir aylık 10 bin lira? Suriyeli çalışır. Nasıl çalışır? Kardeşler. Yok ya. Peki tamam. Aylık 20 bin lira. Buraya bakabilir misin? Buna kim inandırıyorsun? Efendim. Mülteci konusunda bir yorumunuz var mı? Abi mülteciler olması lazım. Bizim kültürümüzün artması için mültecilere ihtiyacımız var. Mülteciler. Bak gördün mü kardeşim? Bir işçi hayata küstürdünüz. İşte. Bu da örneğidir. Hiç de bile lütfen. Bak o işçi artık daha özverili çalışacak. Demek ki ben 60 liralık adammışım diyecek. Bak çok mantıklı. Değil mi? Peki 16 yaşında bir çocuğun çalıştırılması mantıklıysa ya bir dakika, sizin söyleminizde de o mantıklıdır. Bir dakika ben çalıştırılması mantıklı demedim. 16 yaşında çalışıyorsa bu ailesinin sorunu. Ailesi neden çalıştırıyor peki? Eve abi, bir para akışı olması belki için zengin olamaz. Nereden biliyorsunuz yani? Belki zengin de ki zenginler ben daha çok destekliyorum. Zengin olsa yani, 60 liraya mı çalışır? Çalışır abi yani. Vardır öyle aileler var. Öyle tutumlu aileler var değil mi? Vardır yani. Yani şu an görüyorsunuz. Evet bak. İnsanlar ekmeğinin peşinde. Kolay gelsin abi. İnsanlar kazanamıyor. İnsanların evinde alacak ekmekleri... Abi ben durumları... de diyorum ki ekmek almasınlar zaten. Ekmek niye alıyorsun? Ekmek sana zararlı. Bir amcanın... Amcacığım gelirin ne kadar? Günlük gelirin. Günlük gelirin ne kadar amcacığım? Siftahın oluyor mu amcacığım? Siftahı olmayan şimdi esnaflar abi, var. Şimdi abi sen peki nasıl geçiniyorsun? Neyle geçiniyorsun? Emekli misin sen? Ne yapıyorsun ya abi? Ha bir yerde çalışıyor musun ekstra? Bu zamana kadar ne işle meşguldün? Bak adam... Bak adam geleceğin işini yapıyor. Balon satıyor. Çocuklar yaşlardan daha fazla. Demek ki ne? Abim ya ama amcamın bak, balonu satma ihtimali kalmamış. Daha amcamın ne kalmamış abi ya. Amcamın adam zıpkın bu zamanlar gibi ya. Evinde. Adam zıpkın evinde gibi. Eşiyle, çocuklarıyla hoş vakit geçirmesi lazım. Sen tutmuşsun bu insanları çalışmaya zorlatıyorsun. Hayır bir dakika. Şimdi bu abi çalışmasa, ben çalışmasam, buradaki abiler çalışmasa kim çalışacak abi? Kim çalışacak? Bak. Abi bak. Bu amcam çalışmasın, ben çalışacağım.
Nasıl? Gençler çalışacak. Ama gençlere iş oranı gençler artacak. Gençler çalışmasın demedim ki ben. Ben diyorum ki bu abim çalışmak istiyor da çalışıyor çünkü zıpkın gibi. Adama bak ya. Abi. Peki amcam niye çalışıyorsun? Elin ayağını tutuyor değil maşallah Allah'a şükür. Niye çalışıyorsun? Geçinemiyorsun. Geçim şartı. Ya bu insanlar geçinmek için çalışıyor. Abi. 65 yaşındaki tamam abim tamam neden çalışsın? Şu balonu devlet sattırmıyor değil mi abim sana? Zorla balon sattırıyor mu? Yok demiyor değil mi? Ha. 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 Adam alın teri için ekstra çalışıyormuş. Bak ne kadar muazzam bir örnek. Bir gün çalışmazsan aç kal. Ha? Gördün mü? Adam çözüm üretmiş. Bak bu millet açlıktan çözüm üretiyor kendine. Ne kadar güzel bir şey ya. Efendim abi. Ha sen daha kar. Bak. Bak. Özene kadar çalışacağız. Ümit ediyoruz ki dilediğin abi olur abim. Her şey gönlünce ha olsun. Görüşürüz abim. Kolay gelsin. Geleceğin mesleğini yapıyorsun bu arada. Helal olsun. Bak çözüm bunlar. Bunlar çözüm üretmek işte. Evet. 65 yaşındaki insanlar çalıştırılmaya... Bir dakika dur ben 16 yaşındaki insanlar ama bak, çalıştırılmaya insan mahkum. Bunların kendi... tek sebebi geçim sıkıntısı. Ya öyle bakmamak lazım. Yani bir insanın cebinde parası var diye çalışmıyorsa eğer bu çok da iyi bir şey değil abi. Çalışmayan demir paslanır. Kusura bakma yani. Yanlış mıyım? Şu anda bir aksaklık. Yok mu? Devam edelim. Tamam. Nerede kalmıştık? Çalışmayan demir paslanır. Aynen öyle. Haklısınız. Adam zıpkın gibiydi. Görmedin mi? El ayağı tutuyor maşallah. Bu adam çalışmasın da yani. Peki yani bu abinin bu işi yaptığına göre kesin sobalı evdedir. Abi sobalı ev daha iyi zaten. Ha doğalgaz falan biraz kötü de. Şimdi doğalgaz işine falan filan girecek olursak bak 2023'ten sonra doğalgaz patlayacak abi. Mükemmel bir yere varacak. Fışkıracak doğalgaz. Ne olacak? Doğalgaz düşecek. Sobalı evlerimiz artık doğalgazlı olacak. Dün bir bakanın, Enerji Bakanı'nın açıklamasına göre 2023'te Karadeniz'de bulunan doğalgazlar herkesin evinde olacak. Evet. Çok doğru. Ben inanıyorum buna. Sen inanmıyor musun? İnanıyoruz. Yani tabii. 2023'te ümit ediyoruz ki kendi doğalgazımızı kullanırız. Kendi araçlarımızı kullanırız. Evet. Bizler de öyle istiyoruz. Ben de onu istiyorum. Ne olacak da güven sen bana. Bak bana güvenen insanlar duayla bir yere kadar idare ediyorlar. Dua işleriniz nasıl ilerliyor? Allah'a şükür. Yani şöyle bir şey var. Hani insan dua etmeden de bir yol bir yer olmuyor yani. Gönlümden geçeni istiyorum. A olmuş, a olmamış. Aman be diyorum. Çok mantıklı yani. Hikayelerden görüyoruz. 20 kişilik bir ekip oluşturmuşsunuz. Bundan sonra ekibim daha da çoğalacak ve hep birlikte dua edeceğiz. Nedir bu? Gençliği toplayacağım abi duayla. Bak çalışanlar oluyor, çalışmayanlar oluyor. Ben çalışsınlar, çalışmasınlar demiyorum. Ama bir şekilde geçinip gidiyoruz. Önemli olan da bu. Bu zam haberlerine inanmayın. Onların hepsi zamcıktır abi. Yanlış yani onlar. İnanmayın. Evet. Elektrik faturalarına zamlar geliyor. Doğalgazlara zamlar şimdi geliyor. Elektrik faturalarına zamlar şimdi geliyor. Elektrik dediğimiz şey ne zaman bedavaydı? Şey bulduğunda, Nikola Tesla bulduğunda bedavaydı sadece. Yanlış mıyım? Yani ondan yani, sonra hep şeydi, paralıydı yani. Peki. Ha 5 lira olmuş, 10 lira olmuş. Haklısınız. Evet. Ama şimdi 1000 kilovatı 3 liraya kullanmak var, 1000 kilovatı 25 liraya kullanmak var. Ya şimdi. Var. Burada nerede şimdi, adalet? Dünya genelinde ekonomi zaten iyi bir yerde değil. Dünyada mı ekonomi iyi bir yerde tabii değil? Ki, sadece Türkiye'de değil. Hiçbir yerde iyi değil. Şimdi buna inanın yani öncelikle bu zaten sadece bir algı. Türkiye'de ekonomi şöyle kötü, böyle kötü. İnanmayın bak gördün mü oğlanlar mis gibi çalışıyor millet. Yani kamera çekiyor bunları yani. Şimdi kameranın çek... Seyirciler bana bir inansın. Kim fakire benziyor? Kimse benzemiyor. Yani ben fakire benzeyen bir insan göremiyorum şu çarşıda yani. Kusura bakmayın. Algı bunların hepsi. Peki halkın durumu algı mı? Algı. Halk geçinememesi halk bazen, algı mı? Halk bazen gizliyor kendini. İşte bu bir önceki videoda dedim abi bu yatağınızın altındaki dolarları altınları çıkarın dedi. İşte altın yükselse de satsam diye düşünen ne kadar aile var Allah bilir. Ya. Kimsenin bence dolara kaldığına ben inanmıyorum. Ha hemen sattıysa ki ben ona da şey diyemem ama biraz daha bekleyip satsaydı daha iyi olur. Bence daha mantıklıydı. Peki dolardan, eurodan girmişken evet. Arap anlaşmaları. Ben bu Arap anlaşmalarının hani bu kadar gündem olmasını... Birleşik Krallık'la ve Abu Dhabi'de ki
elçilerle bir anlaşma imzalandı. 10 milyarlık Türkiye'mize yatırım girecekmiş. Ne güzel. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne güzel. Muhalefet kesim diyor ki Araplara sattınız diyordur değil mi? Yine bir şeyler diyor. Evet, diyordur. Aynı. Yalan, sizin yalan. Tabirinizle. Ha, yalan. Yani satılmadı mı? Satılmadı. Neyi satılacak abi? Öyle bir şey yok. 10 milyara bir yatırım yapılacak. Abi ne güzel iş bak. Faiz zaten bu yüzden düşürülmesi lazım. Yeni yatırımcılar bulmamız lazım. Peki yeni yatırımcılar Arap olması mı, Türk olması mı? Türk olması lazım ama Türkler zaten şey hani ne bileyim abi bak. Adama ben az önce çalışıyor diye teplik ettim. Sen dedin ki bu adamın çalışması mı lazım diyorsun. 65 yaşında diyorsun. İşte çocuk 16 yaşında diyorsun. Yani bir insan nefes almaya başladığı itibaren, nefes almaya başladığından itibaren çalışabilir. Doğru mu? Sen yani biz, evet ben de çalışabilirim. Bilerek çalışmıyorum. Giydiğim ayakkabı ikinci el. Kaç para? Ne bileyim ben fiyatını. Vaziye giderek o ayakkabı 300 milyondan aşağıya. Ya abi bak gördün mü bak. Sonra halk, sen fakirim. Bak halk fakirim. Abi, sen benden daha zenginsin. Sizin gibi fakirler. Çıkar telefonunu dedim bana inanmadın. Çıkar telefonunu dedim. Çıkar telefonunu dükkanda dedin. Evet. Hadi. Şimdi sen burada böyle konuşuyorsun. Bak bak ben telefonu çıkarıyorum bak. Heh. Telefon gördüğün gibi. Tamam mı? Bak. Şimdi bak ekrana bak. 40. Abi onu sen numaradan yapmışsın. Numaradan mı yapmışsın? Bir dakika sen mi? Beni tanıyanlar var birlik. Bak 20 kişilik dua ekibim var. Sen böyle onun işin ama evet. Orada ileride ben Mercedes'e bineyim. Onu ya. Ben mi Mercedes'e biniyorum? Lan ne Mercedes'i lan? Adama bak. Bunlar abi, al, arabanız var mı? Var. Ama Mercedes mi abi? Belki BMW. Benim. Benim zamanında aldığım araba kıyasla şu an Tofaş daha iyi bir araba. Yani hadi. M30 da olabilir. Abi, senin bindiğin bisiklet benim arabamdan daha masrafsız. Sen bunu kabullenmiyor musun? Zenginler kaç para kazanıyor aylık? Ne bileyim abi. Siz, ama bu zenginler haklı zaten. büyük zengin kazanır. Ha kazanır. Ama küçük zengin hep kaybeder. Küçük zengin ne kim ya? Sen küçük zenginsin değil mi? Bak kabul et. Zenginmiş. 60 lirayı zenginlik olarak görüyor. Ney bu? Bu huzur abi. Bu huzur. Adam bindi araba yani gayet ya adam zengin. Var Allah daha çok versin onlara. Amin. Allah bize de versin. Bir şey diyemiyorum ona. Zaten sana vermiş abi. Bana ne vermiş abi yani bak gördün mü? Ben burada konuşuyorum diye beni zengin sanıyor. Zengin değil misin? Değerli attık hadi. Değilim abi. Şimdi abi. Senin koluna sahtin de attı bazı insanlar takamıyor. Nasıl takamıyor? Benim kolumda saat yok güzel kardeşim. Şimdi bir dakika dur. Senin boynundaki kaç para? Ha kaç lira. Nerede 10 lira? Nadirek. Tamam. Sana nasıl aldın o? Nasıl aldın 10 lirayı? Çalışarak aldım. Emeğinle aldın değil mi? Evet. Mutlu musun bunun için? Evet. Çok mutlusun değil mi? Yarın bir gün biraz daha biriktirip daha iyisini alabilir misin? Alırım. Ha, şimdi alacaksın değil mi? Neyin var senin? Param var. Doğru mu? Bitmiştir. Parayla bitmiyor. Bitmiştir. Parayla bitmiyorsa o zaman neymiş? Ekstra mutluluk lazımmış. Ben bak benim dediğim yere gel. Tamamdır. Geldim sen abi. Hadi kolay gelsin. Genç zengin çocuk. Genç kardeşimizi ikinci defa küstürdün. Yok yok. Küsmedi abi yani. Yalan onlar. Ha araba anlaşmaları mı demiştin sen? Evet. Ha. Araba anlaşmaları hani ben destekliyorum. Dışarıdan yatırım gelmesi çok güzel. İşte bunu mülteci olarak görmemek lazım zaten. Onlar iş yani. Bu bir iş. Mülteci farklı bir dava. Araplar farklı bir dava. İş farklı bir dava. İş sonucunda Türkiye kazanıyorsa tabii ki yani ben bunu destekleyeceğim. Yani zengin olan birisi ya da evet. Sıfırdan işletme kuruyor bir evet. Arap elçisi. Oradan para kazanacak. Bu evet. Kimin cebine kar sağlayacak? Biraz anlaşma sahibinin biraz devlet. Peki bu yatırımcılar Türk olsa? Türk zengin olsa? Türk kar şimdi sağlasa? Bu yatırımcılar Türk olsa diyorsun. Yatırım yapabilecek bizim zenginimiz var. Biliyorsun yani. Ki 10 milyar bir para Türkiye'deki zenginler için düşük bir meblağ. Bu durumda demek ki bizi istemiyormuşuz. Yani burada sadece hani Araplar geliyor yatırım yapıyor diye bakmamak lazım. Biz ne kadar yatırım yapmak istiyoruz? Dava bu yani. Bu aynı şey gibi bir şey. Hani Türkiye'de üniversite okuyorum ama burada bir iş bulamayacağım. Yurt dışına gideyim. Bu göç meselesi gibi. Beyin göçü gibi. Peki üniversite dediniz. Hemen oradan da bir konu açalım. Cambridge Üniversitesi'ne ayrılan eğitim bütçesi Türkiye'deki evet. Bütün üniversitelere ayrılan eğitim bütçesinden iki kat fazlaymış. Ne güzel. Türkiye'de eğitim sence ne durumda? Abi Türkiye'de eğitim bence olması gereken durumda.
Ha, öğrencileri de anlıyorum. Zor bir eğitimi var. Yani bu kadar az yatırım olup bu kadar çok zor dersler sorulması falanlar filanlar. Hani onlar da öğrencileri de haklı buluyorum. Ama yani bu işlerle ilgilenen tarafı da haklı buluyorum. Çünkü sonuç olarak hani o kadar para da niye gitsin ki yani? Yani öğrenciler gitmesin mi? Peki öğretmenler, hemşireler açıkta kalıyor. Onlar zaten acayip para kazanıyor. Bu eğitimin iyiliği mi kötülüğü mü? Bu eğitimin aslında orta durumda olması demek. Ne iyi ne kötü. Ortadayız abi. Bir de bu zaten güzel bir şey. Güzel bir örnek olmasa ben bunu söylemem size yani. Tam ortadalar. Güzel yani. Hemşire çoğalsın kötü mü yani? Açıkta kalıyor ama çalışamıyor, ya, iş nerede, bulamıyor. Kim açıkta kalıyor ya? Yalan abi bunlar. İşte gençler burada. Eğitimden memnun musunuz? Eğitim düzeninden? Hayır. Neden memnun değilsin? Yo, neresi kötü? Ya yapmayın arkadaşlar. Bak, eğitimimiz on numaradır bizim. Yapmayın yani. Ben de sizin gibi öğrenciydim vaktinde. Baktım okunmuyor. Kaç dedim, senede, bir sahibi oluyor. Kaç senede okudunuz ben liseyi? Kaç senede okudum? 12 mi sürüyor toplam işte. Tam süresinde yani bitirdiniz mi? Ha, tam süre yok, bitirmedim. İşte ben dedim, baktım okunmuyor. Neden okunmuyor işte? İş sahibi olalım dedik yani. Ya şimdi şeyden ötürü. Herkes okuyacak diye bir dava yok. Az önce fakirim dediniz, şu anda iş sahibi olalım dedik dediniz. Ha, iş sahibi olalım dedik ama hala olamadık. Hmm. Tercih meselesi yani. Eğitim düzeyi, evet. Yani eğitim düzeyimiz bence gayet iyi durumda. Ha, bir 10 yıl götürür mü bizi? Götürür 10 yıl. 10 yıla peki kadar da... Peki neresi iyi durumda yani? Hangi konuda iyi durumda? Ya verilen dersler zor. Hocaların anlatımı mı? Kitapların yetersizliği mi? Anlatımı iyi. Kitaplar da yeterli bence. Ha, zorluğu bakımından iyi. Şimdi dersler zor. Şimdi dersler zor. Bunu kabullenmek lazım. Dersler neden zor? Daha çok seçim olsun diye. Mesela hani dersler ne kadar zorlaşırsa o kadar çok insan elenecek demek bu. Bu bakımdan iyi yani. İnsan elenecek ki daha çok çalışacak elenen insanlar. Daha çok çalışacak. Bu da ne demek oluyor? Türkiye'nin daha iyi bir konumda olmasını sağlıyor. Bu kadar basit. Türkiye daha iyi bir konumda. Tabii ki. Abi ben de bir şey söyleyeceğim ya, lafını kestim. Şimdi benim ustam Konya'ya biniydi. Şimdi BBM'ye bineyim ya. Onu ustana sor. Ustan zengin mi? O zaman zam yapsın sana. Sonra dedim ki niye zam diyeyim? Zengin adamın neyi alacak? Şimdi bir dakika, şöyle bir şey var. Söyle. Sen durduk yere 60 lira kazansan 60 liralık giderin olur. Doğru mu? Durduk ama dur bir dakika. Dur bir dakika. Yani çalışırken. Sonra senin birden 120 lira alsan günlük, 120 liralık giderin olur. Hangisi abi daha çok senin işine geliyor? Vallahi ben eve geçindi, zor geçindiyim. Ne, abi, evli misin ailem sen? Yok. Ne eve geçindiyorsun? Bizim bir ailemiz yok mu abi? Ne yapıyorsun mesela? Çalışayım. Tamam, evi nasıl geçindiriyorsun? Bildiğin yağ, ekmek. Başını alıp gelin ya. Yağ ekmek mi alıyorsun eve? Yağ, şeker, ekmek. Ha. Bunlar para değil mi? Bu üstündekini de mi eve aldın? Yok, bu yani yüzüğü de mi evine aldın? Her gün ev için çalışayım, bir gün kendim için çalışayım. O nasıl oluyor? Her gün ev için çalışıp bir gün kendin için nasıl çalışıyorsun? Olmaz öyle. Yani ben... Sonra sen adalet değil. Adalet? Ne adalet? Sen yalan konuşuyorsun. Yok. Evet. Yalan şimdi konuşma. Kendi de itiraf etti. Bak şimdi adam 60 lira, yani 100 lira işaretli akşama kadar çalışıyor. Evet. TikTok çıkıyor. Çok kadınlar yatırı başladı, sallıyor 100 bin lira. Bir daha o konuya girmek gerek yok. İsteyen istediği tarafını aç. Onlar helal de bu. Şimdi sen de kısa kollu giyiyorsun, kolun açık. Sana bir şey diyen var mı? Diyemezdir ki ben. Niye kadın kolu açınca bir laf mı diyeceksin? Dinimizde öyle diyen. Hangi dininde? Dinine göre mi yaşıyorsun? Yok. Bırak abi o işler ya. Hadi dostum. Değerli izleyenler, kısa bir aranın sonunda sizlerle beraberiz. Yanımda bir önceki konuğumuz Abdülkadir Karabağ, araştırmacı yazar ve yeni bir konuğumuz, isim ve soy isim? Mehmet Yücel. Mehmet Yücel, ne işle meşgulsunuz? İşsizim şu an. Şu anda işsizmiş. Adamım. İşsizlikten bir konu açılsın o zaman. İş ya, bulamıyoruz. İş bulamıyoruz. İş bulamıyoruz. Nasıl bulamıyoruz? Yok. Abi az önce oğlanın biri geldi. 60 liraya, günlük 60 lira değil mi? Evet. Günlük 60 liraya, tamam mı? Günlük 60 liraya adam fırıncılık yapıyor. Getir götür yapıyor. Yani her türlü iş var. Bence sen iş seçiyorsun. Evet. Günlük 50 liraya 60 liraya iş var. 12 saat. Ona mı gideyim? Abi tabii ona gideceğim. Sigorta yok.
Var, sigortalıymışsın. Adam, sigortalı. Evet, yaşı da 18'in. 16 yaş. 16 yaş. İşte bu problemimiz bu. Bizim ülkede yönetimde bir problem yok zaten. Halkımız problem ya. Ya işte problem değil, gayet aha, iyi. Bunlar seçiyor. Bunu zaten bunlara laf yok. Bunlar bunu bizi seçtiyse diyor, biz de bunları öperiz diyor yok, yani. Öyle bir şey yok. Biz ya şimdi şöyle bir şey var. O öpmesin, bu öpmesin. Bizi kim öpsün abi? Biz kim öpüleceğiz ki? Hani şey olsun. Niye? Nasıl? Öpülme bence, ihtiyaç mı duyuyoruz ki? Ya, bence öpülmemiz lazım. Bizim. Hiçbir şekilde öpülmemiz lazım değil. Öpülmemiz lazım abi. Çok kusura bakmasın. Bu halk ne kadar aç kalırsa o kadar çok gelişecek. Gelişmezse olmaz. Nasıl olmaz? Abi aç kal, bak aç kalmayan insan çözüm bulamaz. Önce aç kalacağız. E bizim suçumuz ne burada? Abi, durduk yere niye aç kalacağız? Sen kobayız, biz kobayız abi. Belirli bir kesimin suçunu biz niye çekeceğiz? Nasıl kötü? Kimin suçu var? Kimsenin suçu yok. Kimsenin. Eyvallah ablacığım, bak gördün mü ablacığım ne güzel iş yapıyor. Evet. Geleceğin işini yapıyor. Abi ekmek parasını abi. Ha? Abi buyur, ablamın haline bak. Bak. Ekmek yemeyin abla, bak zararlı zaten. Ekmek yemeniz mantıklı değil. Hayat pahalı mı değil mi abla? Yeşillik yok. Halk aç. Halk aç. Bak balonu 15 liraya satıyor. Abi, ne kadar iyi karı var gördün mü? Yardımcı olmak için satıyor bunu. Alıyor o kadın onu. Yok abi, tutup alakası, ihtiyacı olduğu alakası, için değil. Alakası. Ne yapsın o balonu? Ya, balonun devri mi kaldı? Abi, balonu devri mi kaldı? 2,5 lira zaten evet. Zararlı, yememeniz lazım. Ne yapacak? Karın doyursun diye yiyor millet. Yiyeceksin abi. Ne? Bak, et mi yiyor? Maydanoz. Ne? Et mi yiyor millet? Yiyebiliyor mu? Et yemezsin abi. Niye yemezsin? Ben mi oluyordum? Abi şimdi millet et yerse tamam mı? Et yerse mola olmaz. Mola mı verdik? Olmaz. Devam mı? Ha. Et yerse olmaz zaten. Abi et çok yüksek bir meblağda olacak ki millet onu şöyle istesin. İstesin ki daha çok çalışsın. Daha çok çalışsın ki vergi ödesin. Daha çok vergi ödesin ki bizim Türkiye'miz gelişsin. Olay budur. Ülke gelişince biz ne olacağız peki? Hangi sürüneceğiz mi? İşte bizden sonraki nesil bir şekilde yaşar artık yani. Yaşar. O zaman direkt kas sistemine geçecek. Biz köle olak. Para vermesinler. Ne güzel iş. Köleden beterek. Neden beter ya? Sen işsizsin. Kölelik bile yapmıyorsun. Nasıl oluyor? Antik bu? Mısır'da. Evet. Bak piramitlerin inşasında. Ha. Bak. Belgelerle sabit bu bilgi. Günlük neydi ya? 1 kilo ekmek 4 ya da 5 litre bira veriyorlar kölelere. Ne güzel, ne güzel abi. Şu gün çarp mesela biranın fiyatı ne kadar olmuş? Ne 20 kadar lira. Evet. 20 lira. En ucuz. Kötüsü. Ucuz abi. Daha yarım litre o bak. Yarım litrelik. Bak, 500 mililik bira. Ucuz. Ucuz değil mi? Ucuz değil mi? Ucuz. Abi 50 lira olacak millet içmez. Alkol kötü bir şey. Haram abi ya. Başta haram. Derdini neyle atacak bu adam? Ya, efkarlandığında ne yapacak? Abi ne güzel ağaçlar var. Ormanlık alana çıksın, bağırsın, konuşsun. Ne diye konuşsun, bağırsın? Abi işte. Ondan sonra deli diye bağlı. Çevreye rahatsızlıktan yok, yazsınlar cezayı. O yüzden dağaya çıksın. O yüzden dağaya çıksın. Dağaya çıksın. Dağaya çıkacak abi. Ne bu terörist mi olacak, ne yapacak? Hayır öyle değil. Hava alacak yani. Dua edecek. Allah'a yakın olacak abi. Mis gibi ne güzel. Allah'a yakın olacak. Dua edince ne olacak? Ne değişecek yani? Dua edince insan mutlu olur. Mutlu mu oluyor? Mutlu olur tabii ki. Allah abi seni sığınacak bir yerin var. Dua ediyorsun. Oh ne güzel ya Rabbim falan. O şey işte gariban tesellisi desen ona. Ya teselli o değil. O cahil tesellisi. Cahil tesellisi cahil o. Cahillik yok. Ne oldu bu insanlar dua ediyor yüzlerce binlerce yıldır ne değişti? Abi ne güzel hayatlar. Bundan kurtulmuyor. Hayır hayatları ne güzel devam ediyorlar. Devam ediyor. Tabii ki de ben dua ediyorum, devam ediyorum abi. Dua ediyorsun, devam ediyorum. Evet, on numara. Şöyle söyleyeyim. Söyle kardeşim. Müslüman coğrafyaya bak. Dua ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Burnu boktan kurtulmuyor. Savaş bunlar da. Kimde? Açlık hani bize bunlarda. Savaş var mı? Suriye hani dibimizde savaş. Biz ekonomik bir krizdeyiz. Dolar 14 lira olmuş. Ya dolar 14 lira da Türk parası değer kaybetti mi? Hayır. Nasıl Türk parası değer kaybediyor aslında işte? Hayır kaybetmiyor. Abi çoğalıyor Türk parası. Dolar ya. Yükseliyor. Çoğalıyor. Euro yükseliyor. Şey altın alıp abi. Başını gidiyor. Papua Yeni Gine'nin parası bile almış. Ya götüne adamlar bambu yaprağı mı bir yaprak bağlamış. Evet. Elinde mızrakla uçak kovalıyor bu adamlar. Peki sen bize bak. Bizim paramızdan bizim değerli parası. Bizim kıçımızdaki don marka. Marka ne markası? Biz, ne bileyim işte bir marka. Bir yerden sağdan soldan. Gelvin Klein'i işsizsin, Gelvin Klein'i giyiyorsun. Yok giymiyorum. Giyiyorsun. Giymiyorum. Göstereyim mi? Çıkar. Göstereyim mi? Yok çarşıdayız. Ya, gösterirdim tamam. Yoksa. Ama bak. Gelvin Klein'i değil yani. Abi şimdi fark etmez. Biz de demek isterdik. Benim bir de donum Gucci deyip şöyle göstermeyi. Abi. Sen nereden biliyorsun? Belki benim kıçımda don yok. Nereden biliyorsun? Belki ondan göstermiyor. Abi kıçından don olmasa üşürdün. Soğukla üşüyorum zaten. Ya neresi üşüyor ya? Ben şaramaya çıktım bugün. Şaramaya çıktım. Yine şaramaya çıktım. Aha geldiğim yer şura. İş kur. Biliyorsun iş kura geldim. Ben sana iş bulacağım. Neyi bulacaksın? Bulacağım. Günlük 50 liraya çalışacağız. 50 liraya ben niye çalışayım? Abi 50 lira yetmez mi ya? Neyine yetsin 50 lira? İşsiz bekara nasıl? Ben sigara içen bir insanım. Abi sigara içen bir insanım. Baştan kaybettin.
20 lira sigaraya ben para veriyorum. Sigara hiç içmeyeceksin. Sigara içmeyeceksin ki. Tamam mı? Bu öncelikle sigara zaten kansere neden oluyor. Bak ben az önce programımızda dedim ki birisi dedi ki yağ çok pahalı. Abi zaten yağda ekmekte yemeyin ya. Yağda trans yağ var. Bak ne kadar dondurulmuş yağ. Hiç iyi bir şey değil abi. Kanser ediyor adamı. Öldürüyor. Yani sen... Yemek yemesin insanlar. Zararlı. Hayır yemek yesin. Zararlı yemek yemesin. Ne mesela zararsız? Zararsız yemek söyle bana. Maydanoz yesin. Marul yesin abi. Patlıcan yesin. Patlıcan çok bir şey ama. Domates yesin abi. Niye bunlar yemiyor? Ekmeksiz yesin. Ekmeksiz tuz atar yer. Tabii çirkin mi? Sabah öğle akşam bunu mu yesin? Evet. Abi bak, o adam, biz hayvan mıyız? O adam. Biz hayvan mıyız? O zaman bizi besiye çeksinler bir yerde. Bizi besiye çeksinler. Sabah akşam bunları versinler iyi. Bari yılın belirli bir döneminde de işte kurban gibi bir şey etsinler de işkenceden kurtulalım. Kurban kurtula. Zaten var. Elhamdülillah. Biz zaten kurbanlık koyu gibi olmuyor. Biz değil de belirli bir kesim işte, bu ülkede işte, koyun zaten. Hayır işte koyun. Koyun. Hayır. Aptal bir Türk koyun. Türk milleti kurt. Kurt. Kurttur abi. Kurt mu? Nasıl ısırıyoruz görüyor musun? O ısıran başka kesim. Yok yok. O ısıran kesim başka. Abi, ben bir koyu kesimi var. Sürü psikolojisine dahil. Ya inanma onlara. Şimdi bak. Birini tut çek şuraya veya biri oraya gitsin oraya arkadaşlar, gidiyor. Arkadaşlar adam tamamıyla algı operasyonuna uğramış. Çok kötü bir durumda. Buradan hani bak gördün mü? Terörist de bana. Herkes çok iyi çalışıyor. Terörist de bana. Ne? Terörist diyemem sana. Niye? Sen de haklısın. Desteklemiyorum ki ay, ben. Sen de haklısın. Ben baş düşmanıyım. Hükümetin baş düşmanıyım. Hükümetin baş düşmanı mısın? Evet. Arada bir bu arkadaşı da desteklemek lazım yani. Ne yalan söyleyeyim. Bazen haklı konuşuyor. Bazen haksız konuşuyor. İşsizim diyorum sana. İş bulamıyorum. Ya abi işsizsin ne güzel. Geçinme adam yazmış aynıya. Okula gitmeyin ben, eleman alınacak. Bak, geliyorum. Günlük 60 lira diyor. Lan günlük 60 lirayı da yapayım ben. İşsizsin değil mi? Cebinde paran yok. He. Mis gibi ya. Derdin ben, yok işte. De, nasıl derim? Faturaları nasıl ödeyeceğiz? Nasıl geçineceğiz? Ne faturası? Nasıl geçineceğiz? Ne geçinmesi? Telefon faturası var, elektrik faturası var, su faturası var. İşsiz olsan geçinebileceğim. Evin elektrik faturası ya. Cebimdeydi. Dur. Cebimdeydi. Göstereyim istiyorsan. Ne kadar? Bak. Ev adresini göster. Ne kadarmış ya? Bak. Şimdi bir dakika. İsmim. Bir dakika. İşsiz adam 760 liralık elektrik kullanmış. 760 liralık elektriği bu işsiz adam niye kullanır? Gelen fatura bu. Ben ne yapıyorum ki zaten? Sen harcıyorsun ki geliyor fatura. Ne yapayım? Elimde mi yiyeyim? Al sen şunu. Çamaşırı elimde mi yiyeyim? Bir dakika. Çıkar telefonunu. Ne telefonunu çıkar? Telefonunu al. Ağzına sokarım. Ağzına bu telefon. Al. Telefona bak abi. Telefona bak abi. Gördün mü abi? Telefona bak. Bu telefon 6000 lira, 7000 lira. Sen işsizim diyorsun. Kim aldı bu telefonu? Ben o telefonu kim aldı bu telefonu? Sene, dur çalıştığım dönemde ben aldım 1,5 sene önce. Çalıştığın dönem daha mı mutlu muydu? Daha mı mutluydu? En azından bir kısım da olsa ihtiyacımı karşılıyordum ben. Kaç para maaş alıyordun? Asgari ücret. Ne güzel iş. Asgari ücret fazla değil mi? Neresi fazla ya? Fazla. Zor yetiniyordu. Ben bunu yakın bir arkadaşımdan taksit de aldım. Ne güzel abi. Sırf durumu bulduğu bak, için. Bak insan insana de, muhtaçtır bak, lafı buradan insan, doğru. Ya dostum olduğu için verdim tamam, parayı. Tamam ya senin dostun var benim de dostum var. Faturanın üstüne ayda 300-304 bu neydi dedi. Olduğunda ver dedi daha ağrıyım çocuğu bak göstereyim. Benim senin telefonuna kaç para vereceğim var diye. 1,5 sene olmuş ya. Ne güzel. 1,5 sene bak, olmuş. Bak insan insanın külüne muhtaçtır. Aynı komşu komşuya muhtaç olduğu gibi. Yani bizim yapmamız gereken şey şimdi, böyle dostane iş. Sende yoksa arkadaşında vardır. Hak dilenek o zaman biz yaşamayı dilenek. Hayır dilenmek değil ya. Dilenciler bizden daha ama iyi. Kimden dileneceksin? Kimden dileneceksin? Allah'tan isteyeceksin. Allah'a daha para ver. Verirse ne yapacaksın? Verirse ne yapacaksın? Versen AK Partili olacağım ya. AK Partili mi olacaksın? AK Partili ne alakası var? Niye? Onlar genelde böyle konuşuyor. Vermiyor. Çabalamak lazım. İstemek de olmaz. Sen şimdi AK Partililer doğru söylüyor. Biz yanlar, bir dakika, CHP'liler de doğru söylüyor. İyi Parti de doğru söylüyor. Şimdi herkes doğru söylüyorsa... Yanlış, o yanlış olan kim? Kimse değil. Anlatabildim mi? Evet, hepsi biz yanlış. Doğru o zaman. Biz yanlışız. Hepsi doğru, bir tek biz yanlışız. Öncelikle buna tamamıyla inanmamız lazım. Koyun moyun da zaten yok. Onlar hep algı operasyonu. Yani buna inanmayın. Yok pırıl dört litre pırıl şu kadar olmuş diyen dayılar da yalan. Hani? Hani? Ya çağ dayı mı sor? Dayı bak hele bak. Bakma. Bakmıyor abi. Bakmaz. Neden bakmaz? Adam tutuklanacağından korkuyor. Ne tutuklanması adam ya? Adam bir şey dese hani ben tutuklanıyor muyum? He? Sen tutuklanıyor musun? Ya ben zaten şurada az bir şey bu yayınlansın bak sonumuz ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir bak şey bana ülkede gazeteci mi kaldı? Ben gazeteciyim abi. Sen araştırmacı yazarsın. Gazetecilik de yapıyorum. Sen aha böyle diyorsun. Sen bundan tutuklanmıyor. Aksini söyle.
Nasıl aksini? Aksini söyle. Aksi yok ki söyleyeyim. Aksi olsa zaten söylerim. Sen asgari ücreti fazla buluyorsun. Fazla. İşverenler şu an seni nasıl sever biliyor musun? Çok sever. Evet. Bak. İşte işveren beni sevmiyor. Ben abi işverenler her zaman haklı zaten. Niye haklı? Nasıl? Abi bir ton gideri vardı değil mi? Evet bir ton gideri var. Evet. Abi adam zengin daha çok fakirleşiyor bu memlekette. Fakirde zaten para yok. Dert etmesi gereken bir şey yok. Arkadaşlar fakirseniz dert etmeniz gereken bir şey yoktur. Çünkü olmayacak. Yaşıyor. Mağarada yaşıyor. Ya görüyorsun. Bunlar mağarada yaşıyor. Abi üstü kapalıysa ev, üstü kapalıysa evdir. Elektrikli yoksa da yaşanır yani. Kusura bakmayacağım. Yaşanır. Su yoksa. Ha, bir de atalarımız nasıl yaşıyordu de. Bir dakika. Su var abi. Bak orada bedava çeşme var. Orada mı içimsin? İçin orada mı içimsin? Abi niye lan? Sen orada mı içmiyorsun? Çimlik? Ha. Ya banyo yok. Ya, ya alakası yok. Kusura abi. Sen orada mı banyo bir yapıyor? Adam. Ha. Tamam mı? Sen bir adam her hafta banyo mu yapar? Her hafta mı? Evet. Her hafta banyo mu yapar bir adam? İki haftada bir. Ne her hafta ya? İnsan bir, hem niye ki bunlar çağır siz dersiniz bizim dinimiz temizliktir şudur budur. Evet, bir de her hafta banyo yapar. Tam da haftada bir kere çimersin. İşte banyo yaparsın. Çok iyi bir konuma gelirsin yani. Yanlış mıyım? Bir haftada bir banyo yapan adam ne olur? Yanına yaklaşılmaz. Çöplük yok gibi be olur. Alakası yok. Ne nasıl? Yok abi. Çevir abi burada haftada kaç kere duş alıyormuş insanlar. Çevir birini. Bak kimse yok. Günde bir kere bir insan duş almazsa maksimum iki günde bir kere almazsa. Ha, evet. Çöpmezsin kendini yani. Çöp daha güzel kokar. Abi. Bir parfüm niteliğinde olur abi, çöp olan. Abi ıslak mendil diye bir şey var değil mi? Islak mendille idare etsin. Islak mendille evet. İdare etsin. Neyi? Koltuk altını falan silsin kalsın mı? Evet. Saçını başını ne yapacak? Saçını da bir şekilde halleder abi. Şapka da aksın. Olur. Saça ne gerek var abi? Geliyor. Bu kadınlar niye türban bakıyor hepsi türbanlı diyordum. Demek ki çinmiyor bunlar. Nasıl? Saçının yağını, barını, kefeni göster be bak adamlar. Bence bak şimdi. Ah bak amca şey dahi orada. Şapka dahi. Ha niye takıyor bunlar? Çok niye? Güzeller abi. Saçının barını, kefeni göstermemek yok, için. Yok alakası yok. Ya, saçının barını, kefeni alakası yok. Aç millet şimdi aç. Neresi aç milletin aç. Ya? Kim millet aç abi? Aç. Yok yalan ya. Aha yemek yalan. Yemedim. Niye yemek git. Yemedin? Niye şuraya yemek yemedin? Param yok. Ya şu yalanı bırak. Seni tamam mı? Bir gün dönerci de yakalar fotoğrafını çekerim. Çek. Tamam. Çek döner 15 lira yazın olmuş. Bunu. Çekeceğim abi bunu. Ayran 4 adam lira diyor olmuş. Ki ben ayran kaç para olmuş? 4 lira ucuz. Ucuz lan, mu? Oğlan yoğurda su katıyorsun. 2 tane değerli maddeyi birleştiriyorsun. 4 lira veriyorsun. Ucuz. 4 lira. Şükretmen abi. Lazım tabii ki. Yoğurdun bir de tuz var. Kaç para? Yoğurdun kilosu kaç para? Ne bileyim mesela ben mesela şu an yoğurdun kilosu 8 lira olması var. Gene pahalı bak 8 lira ne? Hayvandan çürüyor, bekletiyorsun, veriyorsun yani. Evet. Sen şimdi 1 kiloluk 8 liralık o yoğurda tutup 4-5 litre suyu koyacaksın. Şöyle bir bardağını 4 liraya vereceksin. Ne güzel. Nasıl ne abi, güzel. Abi tuzunu atıyorsun, suyunu tuzu koyuyorsun. Tuzu kilosu kaç para ki? Ne bileyim kaç para? Bizi yönetenden çok halkımız zaten bizi öpüyor. Aha. Halkımız. Halk suçlu halk değil gibi. Mi? Halk suçlu değil mi? Halk zaten suçlu. Ha. Halk bunları başa halk getirdiği suçlu. İçin doğru. Suçlu. Halk suçlu. Yok ona başa bir şey diyemem. Getirdiği için suçlu. Şimdi onlar da haklı, onlar da peki haklı. Peki bir soru sorabilir miyim? Sayın Cumhurbaşkanımızın en sevdiği oyun ne biliyor musun? Ne en sevdiği oyun? Küçükken bir oyun oradaydı şöyle. Halka geçir bu oyunu. Biliyorsun değil mi? Oh! O adam onu çok seviyor. Allah halka geçir bu oyunu. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız da haklı şimdi. Niye? Haklı. Bence gayet haklı. Adam oyun oynuyor değil mi? Ya ister oyun oynasın ister oynamasın bence haklı. Şimdi oyun oynuyor diyenler haklı. Oyun oynamıyor diyenler de haklı. Cumhurbaşkanı zaten haklı. Haksız olan yok. Peki, dünyada haksızlık diye bir şey yok. Cumhurbaşkanını eleştirmek suç mu? Eleştirmek mi? Evet. Şöyle eleştirenler haklı, eleştirmeyenler de haklı. Haksız olan gene biz. Haksız olan yok. Biz de haklıyız. Herkes haklı. Evet herkes haklı. Herkesin haklı olduğu bir ortamda. Yani buradan Twitter'a gir. A partisindeki adam haklı. B partisindeki adam haklı. C partisindeki adam haklı. Kendine göre haklı. Ha. Kendine halk göre. Da kendine göre haklı. Kendine göre ama ortada bir doğruluk var. Evrensel doğru? Bir doğruluk. Nerede bir, evrensel? Kim doğruluk? Kime doğruluk var şimdi, ya? Şimdi bu ülkede halktan bu kadar vergi alınıyor. Halktan bu kadar şey yapılıyor. Sömürülüyor bu halk. Burada şimdi bunlar da bunu sömürdüğü için bunlar haklı mı oluyor? Sömürdüğünü nereden biliyor? Sömürülmüyor mu? Bence sömürülmüyor. Sömürenler haklı, sömürülenler de haklı. Heh. AK Parti'nin evet. Bu halkı, bu insanları, bu toprakları sömürdüğü kadar Fransa ne Afrika kıtasını ne de İspanyollar Amerika kıtasını böyle sömürmedi. Yalan. Böyle sömürmedi. Bunu kimse inandıramaz. Halk cahil ne yapar? Hayır halkla alakası yok. Halk neresi cahil? Mal. Bizim halkımız. Bizim yok halkımız, hiç de öyle değil. Bizim Atatürk halkımız. Çıkmış. Çevir abi. Ha, Atatürk çok güzel siyasi bir lider. E biliyor Türk milletini. E
kötü söylese olmayacak. Bari demiş şunları bir gazlayak. Türk milleti zekidir, çalışkandır demiş. Lan nerede çalışkan? Çalışkan abi. Bak, nerede çalışkan? Ne kadar çok işçimiz var bizim. Çalışkan kim kimi koparayım onun derdinde. Ne güzel. Kim kimi koparayım ne güzel. Onun abi herkes birbirini kopararak ne güzel geçiyoruz. Halka. O bana takacak, ben ona takacağım. O diğerine takacak. Böyle geçineceğiz işte. Sen benden borç alacaksın. O ona verecek. O ona en son para bana gelecek. Video gelmiş evet. olacak. Ha? Ne oldu? Kimse de kimseye borcu yok değil mi? Evet. Yanlış mıyım abi? Burada bir haklılık payı var yani. Kusura bakmasınlar. Herkesin haklı bir olduğu ortamda kimse haksız değildir. O yüzden yapmamız gereken şey bizim normal hayatımıza bir şekilde devam etmek. Ya bak su içmedim. Çeşme vardı. Al su içti. Bak. Ben olmasam su içemeyecektin. Neymiş? İnsanın insana ihtiyacı varmış. Benim cebimde 10 liram yoksa bir arkadaşımdan alırım. Ne olmuş oldu? Cebimde 10 lira para var. Ömür boyu öyle geçinecek. Abi geçinenler yok mu? Nasıl var. Geçinenler yok? Var öyle o şekil geçinenler vardır yani. Nasıl vardır ya? Ben öyle mi geçiniyorsun? Sen bana bu suyu tamam. verdin. 10 liram yok. Arkadaşından alayım mı sen? Şimdi. Sen arkadaşından alayım mı bana suyu? Alırım. Alırım. Alıyorsun mu? Alıyorum. Alıyorsun. Alıyorum. Hadi alırım diyordu. Şimdi başka konuşuyor. Alırım. Sen mesela bugün alıyorum, kaç alıyorum. Cebinde? Ne kaç bileyim cebimde kaç? 5 lira, 5 lira, 5 lira, 10 lira. 5 lira, 10 lira. Fazla değil mi bu sana? Fazla. Fazla. Lan sen, o olmasa. Böyle borç mu? Böyle borç değil ya. Nasıl borç değil? Yardım et bana. Yardım et bana. Aha mevzu sonra? Var. Mevzu. Al buyur kadına şiddet ülkede son seviyede. Ya al. Polis var abi. Buyur ne? Kadına boşuna şiddet. Milleti galayana getirme. Yok ne işte ya. Milleti galayana getiriyorsun. Yapma abi. Vallahi. Nereye? Aha bak kadına şiddet var gene. Karı kocayla mı dövüşüyor? Ne yapıyor? Ya, iki karı. Var. İki karı birbirine girmişti. Ne iki karı birbirine girmişti? Abi, hep iki karı vardı zaten. Abi inan. Haberi saklayın. İşte, o haberi abi, saklayın. Abi orayı çekme, orayı çekme. Niye orayı çekme? Nasıl? Saklan. Polis saklan var abi, evet. Polis var. Hallederler yani. Ne polis var? Polis halleder. Neyi halletti bu zamana kadar polis? Nasıl neyi halletti polis? Her işe bakıyor Allah'a şükürler olsun. Her bizim. Şeye. Tabii ki. Halka geçiriyor işte. Yok, geçirmene işte, yardımcı yok, oluyor. İşte geçirmiyor. Bu ülke o kadar hukuksuz iş yapıyor hükümet. Ne yapıyor? En basit pandemi döneminde binlerce insana ceza kesildi haksız bir şekilde. Hı. Maske takmadın, sokağa çıktın, şunu yaptın. Haksız mı? Haksız. Ne olsa haksız ya? Nasıl anayasada bunun yeri yok mesela. Nasıl anayasada bunun yeri yok? Anayasada bunun yeri abi, yok. Abi şimdi şöyle. Anayasada bunun yeri yok. Polisler de bunu bir hiçbir dur. Şekilde bir, sorgulamadan. Bir dakika şey dur. Yaptı. Diyelim anayasanda senin şu an cebinde 10 lira olması gibi bir hukuku yok. Bir şey yok, madde yok. Senin cebinde 10 lira para var. Hı. Anayasa göre mi yaşıyorsun? Yok. Anayasa nedir? Nedir? Bir ülkede genel kurallardır. Evet. Biz sosyal tamam da, devlet statüsündeyiz. Anayasa kurulduğunda virüs var mıydı abi? Pandemi dönemi var mıydı? Yoktu. Anayasada bununla ilgili bilgiler var. Anayasayı değiştiremiyorsun ki ekleyebilesin. Nasıl değiştiremiyor ya? Değiştirebiliyor musun anayasayı? Değiştirecekler ha. Anayasanın ilginç maddesinden en az ikisi değiştirilemez oldu zaten. Anayasanın 3 maddesini, 5 maddesini geç. He. Şu an anayasaya göre bu adam cumhurbaşkanı olamaz tekrar. Nasıl olamaz? Olur. Recep şu an cumhurbaşkanı olamaz. Abi halk seçiyor mu? Olamaz. Halk seçiyor mu? Olamaz. Halk anayasayı seçiyor mu? Değiştirecek. Halk seçiyor mu? Ondan sonra Recep geri koltuğuna oturacak. Halk seçiyor mu? Devam ki. Pompa ki. Halk seçiyor mu? Halk seçiyor. Bitmişti. Bu halk mal. Hayır işte değil abi. Ben halkımın Atatürk'ün yanında. Atatürk'ün şu sözüne karışmıyor. Kesinlikle katılmıyor. Türk milleti zekidir. Bu mu zekidir? Zeki abi. Mezinden kalsa baksa. Bak bizim sihalarımız var. Araba üretici. Elektrikli araba. Siha mı yiyeceği? Aç olan millet evet. Sihayı mı yiyeceği? Yer abi. Ne? Iron Man mi yiyeceği? Iron Man mi yiyeceği? Abi yer. Oradan ne gelen yer? Para senin cebine girecek. Kimin nasıl? Cebine girecek? O, abi sihaların alınan parası bizim cebimizden çıkıyor. Yok yok. Şu vergisi, bu vergisi. Satılınca ne olacak? Satılınca ne olacak? Satılacak mı bu? Satılacak tabii. Kime satılacaklar? Ukrayna'ya satılıyor. Şuraya satılıyor. Buraya satılıyor. Satılıyor tabii. Sen. Nerede satılıyor? İkinci el pazarı mı kurdular? Sahibinde de gir. Bey. Türkiye devletinden satlık siha mı yazacak? Şimdi abi? Zaten devletin ürününü sahibinden atamaz. Niye? Devlet. Devletinden.com var değil mi? Nerede? Yok öyle bir şey yok. Şeyi neydi? Yüksek vergilerden daha pahalısı yok falan filan ayağına. Ya şimdi şöyle. Sihayı satarsın vergi düşürülür. İşte sen araba satarsın vergi düşürülür. Bu da ne demek oluyor? Halk daha iyi geçinecek demek oluyor. Halk zaten iyi geçiniyor bizden şu an. Alınan vergiler bak halk, sana diyeceğim. Bizden bak devletin sosyal bir devlet ya, olmasını geç. Bizden alınan vergiler bize bir geri dönüş yapsa biz zaten daha iyi bir seviyede oluruz. Ya bak zaten bunlar zamanla dönecek. Nasıl sen 20 yıldır dönmemiş? Nereye 20 yıldır dönmemiş ya? 20 yıldır yönetiyor abi, bunlar. Bizim gündemimizde hep zam konuşuluyor. Yok şuna zam geldi, yok buna zam geldi. Yalan. Zam mı ya bu? Zamcık de. Zamcık. Zamcık dedim. Ben diğer programda senin dedim bunu. Senin buzun guru.
Yok. Senin kızıl kuru. Senin kazandığı bir de benimkinden kara. Ya. Öyle mi? Evet. Senin kuzu kuru. Bak kolye takıyor. Bak 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 saat takıyor. Abi bak, senin üstündeki yok. Ceket. Üstündeki ceket en az 600 lira. 600 mi? 600 lira. Ciddi mi 600? 600 lira. Sen işsizim diyorsun. Böyle olmaz abi. Bu arkadaşım da emanet aldı. Neresi ağaç? Açma abla abi. Ya hiç de ağaç değil mi abla? Ben ne güzel geçiniyoruz diyor. Doğru mu? Ben işsizim iş bulamadım. Ne güzel geçiniyoruz. Bu arkadaş diyor iş çok diyor. Emek verecek. Bak çalışacaksın i̇ş emek verecek. Abla, iş. Nerede iş yok? İş bak ablam etinden tırnağından eksiltip geçiniyor gördün mü? İş yoksa. Bak iş yoksa kendin çalışacaksın diyor. Ne yapacağım? Bak adam ne ablamız ne yapıyor? Bunu yapan insanların biz rızkını böleceğiz. Nasıl rızkını böleceksin ya? Benim elim ayağım tutuyor. Ha ne güzel bak ablacığım çalışıyor el ayağı tutuyor. Günlük 30 lira 40 lira 50 lira 60 lira diyorlar. Yetmiyor mu oğlum? Yetiyor. Ekmek 2,5 lira 30 liraya kaç tane ekmek alırsın? Kaç tane? Sadece ekmek mi yiyeceğiz? Ekmek zaten yeme. Ama yeme. Hani ekmek yiyorum diyorsunuz ya. Evet. Kaç tane ekmek? En az 10 tane ekmek alıyorsun. Diyor ki, ekmek yemen, et yemen diyor. Sade diyor domates salatalık yemen. Doğru. Domates salatalık yemek kötü bir şey mi abla? İyi bir şey. Her bak gün onu yenir. İyi bir şey. Her gün yenir mi abla bunlar? Yenir yer. Bak şey yenir. Gördün mü? Ha. Gördün mü sen? Yani. Gördün mü ablamı? Elektriğe de gerek yok. Sen gördün mü ablamı? Elektriksiz yaşanır, susuz yaşanır. Yaşanır ablam yaşıyor. Öyle mi ablam? Yaşayabildiğim kadar yaşıyor. Bak yaşayabildiğim kadar. Bu halk her türlü perişanlığa alışkın ve bu halk belli bir yerden sonra patlayacak. Uçacağız peki, abi. Nereye uçacağız? Mars'a 10 yıl, uçacağız? 10 yıl evet gerekirse Mars'a ilk koloni bizim Türklerden gitsin. Bak nasıl bir ayda iki ayda orayı nasıl yükseltiyoruz. Biz. Nasıl yükseltiyoruz? Baya böyle kıt kana. Mars'a tek bir kişiyi götür. Ben kendimi mi? Kime? Tek bir kişiyi. Kime? Recep'i götür. Kim? Her şeyi yapar. Yol yapar. Köprü yapar. Evet. Mars'tan Türkiye'ye köprü yapar. Ne güzel iş. Evet, sen ne Recep'i güzel. Götür bana. Evet ne güzel Tesla'ya iş. Ben en azından çok bir ücretle gitmeyiz yani. Adamı arasınlar, neydi Tesla'nın kurucusu, Elon Musk'ı arasınlar, Recep'i götürsen boş ver de Mars'a. Olur. Yaşar o zaman. Mantıklı. Yani. Biz de yaşarız. Biz nasıl yaşayacağız? Yaşarız abi. Biz burada zor yaşıyoruz. Burada biz gayet iyi yaşıyoruz. Nasıl iyi yaşıyor? Ben iyi yaşıyorum. Sen de iyi yaşıyorsun. İşsiz olduğun halde bak, gözün görüyor, nefes alıyorsun, kulağın duyuyor. Bunu parayla mı yapıyoruz? Bu da Allah'ın vergisi bize. Ya, tamam. Şükrediyor musun Allah'a bunu verdiği için? Ha, bunu verdiği için şükrediyorum. Ha abi. Bitmiştir. Abi. Şükrediyoruz. Sen buna. De haklısın. Ama iş arıyoruz. Haklısın. Bizim önümüzü kesenlere biz haklısın bir şey diyemiyorum. Çıkıyoruz her haklısın. Zaman. Haklı değil, mi? Haklısın. Sen de haklısın. Ama bunları bunları savunmayan insanlar da haklı. Savunanlar? Savunanlar da haklı. Haksız yok. Haksız yok. Bizim dünyamızda haksız diye bir tabir yok. Yani olmaması lazım.